Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Nur. Bugün yine sizlerle beraber birbirinden ilginç bilgilerle karşınızdayız. Öyleyse bugünkü konumuza geçelim. Görünümüyle dikkatleri üzerine çekip ilgileri toplayan Margay kedisinin özellikleri. Margay kedisi bilimsel adı Leopardus viedii olan bir orman kedisidir. Genel olarak Orta ve Güney Amerika bölgesinde yağmur ormanlarında yaşayan Margaylar'ın oldukça zeki, hızlı ve diğer pek çok kediye kıyasla güçlü olduğu bilinmektedir. Bu canlılar daha çok Orta ve Güney Amerika ile özdeşleşmesine rağmen evcilleştirildiklerinden çok daha geniş bir alanda yaşamalarına devam edebilmektedirler. Yırtıcı bir hayvan türü olmasına rağmen yavru iken Latin Amerika'da besleyenler mevcuttur. Dağılım bölgesi Kuzey Meksika'dan Uruguay ve Arjantin'e kadar uzanır. Bu aralıkta türler birincil ormana, tropikal kuru orman, çok nemli tropikal yaprak dökmeyen orman, çok nemli orman ve dağlık bulut ormanı yakından bağlıdır. Ayrıca margay kedileri Türkiye ve civarındaki iklim kuşullarına uyum sağlaması mümkün olmayan bir hayvandır. Kalın ve güzel desenli tüylere sahip olduğundan dolayı bu kedi türü uzun yıllardan beri bilinçsiz olarak avlanmıştır. Ayrıca bu durum soylarının tükenme tehlikesi yaşamasına da sebep olmaktadır. Ayrıca tüy yapısından ve desenlerinden dolayı en çok oselo türü ile karıştırılan bu kediler oldukça uzun bir kuyruğa sahiptir. Ancak biraz daha küçük olup maymun gibi uzun kuyrukludur, kürkü, sarımsı, kahverengi olup şerit halinde tertip edilmiş halka şeklinde koyu lekelere sahiptirler. Kafası kısa ve yuvarlaktır. Her bir kulağının arkasında birçok diğer kedi türünde olduğu gibi beyaz bir leke taşırlar. Margay kedisinin özellikleri arasında 40-45 cm kuyruk uzunluğu, 60 ile 80 santimetre vücut uzunluğu, 3 ila 7 kilogram vücut ağırlığı bulunmaktadır. Yaşam tarzları Markay mükemmel bir tırmanıcıdır ve bu yüzden ağaç oselosu adı da verilir. Neredeyse hayatının tamamını ağaç üstünde geçirir. Arka bacaklarını içeren doğru çok açık çevrilebilir. Böylece arka bacaklarından denge bularak aşağıya asılması mümkündür. Başı yukarıda bir ağaçtan aşağı inebilen tek kedi türüdür. Hem gününüz hem de gece faal olabilir ve yılın çoğu zamanı yalnız yaşarlar. Sadece çiftleşme zamanı bazen kısa süreli beraberlik kurar. 15 ila 43 kilometre büyüklüğünde kendilerine ait olan bir alanları vardır. Hızlı koşan ve çok yüksek yerlere kolaylıkla zıplayabilen margay kedileri ağaçlara tırmanarak kuş avlama konusunda en başarılı kedi türleri arasındadır. Bütün kediler gibi margay da ağırlıklı etoburdur. Memelilerle kemiriciler, primatlar gibi onlarla beslenirken kuşlar ve onların yumurtaları, kertenkeleler ve ağaç kaplumbağaları ya da besinleri arasındadır. Margay farklı bir akrobatik becerileri ve yükseklik tercihiyle bilinir. Çoğu kedi türünün aksine Margay avlarının çoğunu yer üstünde yapar. Kemilgenler, kuşlar ve böcekler gibi ağaçta yaşayan ve gece avlarını avlarlar. Meyve yemesiyle de bilinir. Gün boyunca ağaçların içinde yerden en az 7 fit yukarıda dinlenir ve çevik bir tırmanıcı ve dalgıçtır. Bir margay sıçramanın ortasında nesnelerden sekebilir. 8 fit düz havaya ve 12 fit yatay olarak zıplayabilir. Bir daldan önce baş aşağı inebilir. Ön ayaklarıyla bir nesneyi manipüle ederken arka ayaklarından bile sarkabilir. Belirli bir çiftleşme zamanı olmayan bu canlılar yılda bir veya iki kez gebe kalabilirler. Fakat doğada genellikle 2 yılda bir gebe kaldıkları gözlemlenmiştir. Gebelik süreleri 75 ila 85 gün arası değişkenlik gösterebilir. Her gebelikte 1 veya 2 yavru doğururlar ve doğumları sırasında yavrular kör ve sağır doğar ve bu durumu birkaç hafta devam eder. Günümüzde margay kedilerinde %50 oranında yavru kedi ölümü gerçekleştiği için Türleri tehdit altına girmeye başlıyor. Margay kedisi evcil midir ya da satın alarak bakılması uygun bir tür müdür? Margay kedisinin özellikleri evcil bir hayvan beslemek isteyen insanlar için uygun görünmemektedir. Ayrıca soyunun tükenmek üzere olmasından dolayı Margay kedisini satılık olarak bulunsa bile asla alınmamalıdır. Ayrıca safkan Margay kedilerinin yağmur ormanları dışında yaşamaları çok zordur. Daha da önemlisi ev içinde bulunan bir Margay'ın tehlikeli olacağı söylenebilmektedir. Bundan dolayı Margay evcil olmayan bir tür olarak kabul edilmektedir. Yırtıcı kedigiller familyasından olmasına rağmen oldukça sevimli ve bir o kadar da tatlı olan bu canlılar evcil değil. Vahşi kediler arasında yer almaktadır. Margal kedisini beslemeyi niyetlenmek hem tür için hem de sizin ve ailenizin sağlığı için son derece de tehlikelidir. Evde vahşi ve üçgüdülerini korumaya devam eden adeta minik bir leopar istemezsiniz sonuçta değil mi? Panama gibi ülkelerde bu kedileri bebek yaşta sahiplenir mükemmel bir dostlukla geçinenler olsa da sonrasında keskinleşen tırnakları ve dişleri buna asla izin vermeyecektir. Peki bu margay kedisinin yavrusunun satılık bir halini bulduk ve bunu beslemek istersek margay kedileri evde beslenmeye asla uygun bir tür değildir. Esaret altında yaşayamazlar. Evde de beslenmeye pek yatkın olmasalar da Teorik olarak 2 yaşına kadar pek de sorun yaşamazsınız aslında ama sonrasında artık yavaş yavaş terk etmeniz ve doğal yaşam alanlarına bırakmanız gerekebilir. Nesli tehlikede olduğu için birçok ülkede sahiplenilmesi ve avlanması yasaktır. Yurt dışında kaçak yollarla bu kedileri edinenleri kapalı bir barınakta veya evde beslemektedir. Bebekken bakımları son derece basittir. Çünkü hayatta kalma içgüdüleri onları beslenmeye yöneltmektedir. Etabur olan margay kedileri genellikle günde bir kere beslenirler. Et adın bütün yiyecekler tüketseler de favori yiyecekleri tavuk ve kırmızı etlerdir. Margay kedisi için tehdit şişeren durumlar. Margay önceden kürkleri yüzünden yıllık binlerce sayıda avlanmışlardır tür dağılım alanının bulunduğu ülkelerde koruma altına alındığından beri bu durum önemli ölçüde gerilemiştir. Margay Uluslararası CITES Sözleşmesi'ne de dahil edilmiştir. Bu türün özel kişilerce ticaretini Margay kullanarak üretilmiş her türlü mamülün ticaretini yasaklar. Bugün en büyük tehdit yaşam ortamları olan ormanların yok edilmesi, ve bu durumun hayvanları yaşam alanlarında giderek sıkıştırmasıdır. Bu husus, tür olarak ormanlarda uzmanlaşmış meymun kedisini akraba olduğu oseladon daha güçlü bir şekilde etkilemektedir. Ülkek ve ender bulunan bu kedi ise dağılım alanlarının büyüklüğü sebebiyle henüz direkt olarak tehdit altında değildir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından, tüm popülasyon olarak 50 binden fazla yetişkin margay olduğu tahmin edilmektedir. Margay, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından 2002 yılında yapılan değerlendirmede Dünya ve Doğa Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ni tehdit altındaki türlerin 2006 yılı kırmızı listesinde göstermektedir. Margay kedisinin son görülme zamanları Margay, Meksika'dan Arjantin'e kadar bulunabilir. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen son Margay, 1850'lerde Teksas'ta görülmüştür. Florida ve Georgia'da Plesteson döneminde tarihlenen Margay ve Mangay benzeri kedilerin fosil kanıtı bulundu. Bu da geçmişte de daha geniş bir dağılıma sahip olduklarını öne sürüyor. Ve dediğimiz gibi böyle hayvanların asla ticaretini veya satım alıp yavrulayıp veya sattırmaya kalkmamalıyız. Bu sadece margay kedileri için değil, bütün kediler için geçerlidir. Hayvanlar satılmamalı çünkü onlar da bir candır. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.